Oku billahi şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugünden itibaren Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmaya, birlikte anlamaya ve anladığımızı hayata geçirmeye çalışacağız. Tefsirimize Alak Suresi ile başlıyoruz. Niçin? Çünkü ilk nazil olan sure Alak Suresidir de ondan. Özellikle Alak Suresinin başından beş ayet-i kerime. Bunu şunun için yapıyorum. Rabbimiz Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi insanlık ailesini kıyamete kadar aydınlatmak üzere gönderiyor. Peki bu gönderilen peygamberin ilk mesajı nedir onu öğreniyoruz. Alak suresiyle bunu öğreniyoruz. Siz dünyanın herhangi bir yerine gitseniz ve oradaki insanların yanlışlarını düzeltmek için bir gayretin içerisine girseniz ne yapmanız gerekiyor? İşte bunu Kur'an bize öğretiyor. Cehaletin her çeşidinin içerisinde yüzmekte olan o günün insanlarını ve kıyamete kadar gelecek insanları yönetmek, yönlendirmek, dünyada izzete ve devlete, ahirette cennete götürmek üzere indirilen Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajı İnkura emridir. İslam'ın ilk emri oku diye tercüme edilmiş burası ve slogan haline de gelmiştir hatta. Demek ki insanlığın kurtuluşunun okumaktan geçeceğini Allah Celle Celaluhu bize bildirmektedir. Okumak, okumak, okumak. Hani günümüzde insanlarımız bu okumayı biraz ikinci plana iti verdiler. Para, para, para. Parayı nereden kazanırsan kazan mantığıyla hareket ediyorlar. Ama iki delikanlıdan birisi okumaya yönelse, birisi paraya yönelse sonunda okuyan kazanır. İlim parayı kazanır. Ama para ilmi hiçbir zaman kazanmaz. Onun için Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesine ilk mesajına oku diye başlıyor. İnkura Bismi Rabbikellezî halak Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Üslup o kadar güzel ki güzel ki demek bile fazladan Yaratan Rabbinin adıyla. Muhterem seyirciler, saçınızı, gözünüzü, ayağınızı, elinizi ayna karşısında gördüğünüzde hayran kalıyorsunuz kendinize. Peki ama onu yaradan kim? Hem de neden yarattığını ifade ediyor Rabbim. Halakal insane min alak. Alaktan yarattı diyor. Yani ana rahmine yapışan erkeğin gölüyle kadının yumurtasının birleşmesinden meydana gelen bizim gözle göremeyeceğimiz kadar küçücük bir sudan yarattığını Allah Celle Celaluhu bize haber verirken kendimize de bakmamızı bir suya bu kadar güzel şekiller veren Allah Celle Celaluhu Rab olarak tanımamızı istemektedir. İkra Bismi Rabbik diyor. Rabbin adıyla diyor. Rabbin adıyla, Rabbinin adıyla oku. Orada Rabbinin derken Rabb'ı bize izafe ediyor. Ve böylelikle o sudan yaratılmış, insan haline getirilmiş bu insana Allah Celle Celaluhu değer verdiğini de ifade veriyor. Madem ki Rabbimiz bize değer vermiş, öyleyse biz de değerimizi bilelim. Okuduğumuz her şeye besmele ile başlayalım. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelamı, onu açarken Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Peki ama tabiat da Rabbimizin kitabıdır. Tabiat kitabıdır o da. Yaratılan her şey onun tarafından yaratılmıştır. Ve ilim adamlarımız yeryüzüne insanlığın ilave bir şey yapmadığını ifade ediyorlar ve bunu da bize fizikte kanun diye ezberletiyorlar. İnsanlık bir ilave yapmıyor. Var olan şeylerin keşfini yapıyor. Öyleyse okuduğumuz bütün ilimlerde Rabbimin tekvin sıfatının tecellisidir. Bunu şöyle özetleyelim. Rabbimin iki türlü kanunu vardır. Tabiat kanunları binlerce ve Kur'an'daki kanunları. İkisi de Rabbimiz tarafındandır. Biz ikisini de okumakla görevliyiz. Kur'an-ı Kerim'i okurken Bismillahirrahmanirrahim diyerek okuyacağız ama bir fizik kitabını okurken de yine bismillahirrahmanirrahim diye okuyacağız. Suyun kaldırma kanununu o suya insanlar koymadı. Hatta değerli profesörlerimizden, su profesörlerimizden bir tanesi anlattı. Suyu anlattım, kanunlarını öğrettim öğrencilerime üniversitede diyor. Bir gün sordum. Çocuklar bu kanunu bu suya Arşimet mi koymuş? Hayır hocam, Arşimet'ten önce de su kaldırıyordu. Peki çocuklar, bu kanunu bu suya Amerika mı koymuş? Değil hocam, Amerika yokken okyanuslar vardı. Peki kim koymuş dediğimde sağından soluna kadar bütün öğrenciler Allah dediler. Öyleyse Rabbimizin tabiat kanunlarını da okurken biz onun adıyla okumamız gerekmektedir. Bu ayet nazil olduğunda aslında Ebu Cehil işin inceliğini kavramış. Muhammed demiş. Bizi bizim kölelerimizle denk kabul ediyor. demiş. Yani ayet-i kerime hepiniz ana rahmine yapışan bir sudan yaratıldınız. Hazreti Adem, Hazreti Havva ve İsa Aleyhisselam hariç bütün insanlık ailesi o sudan yaratıldı. Ebu Cehil demiş ki: "Muhammed bizi kölelerimizle denk kabul ediyor." İşte ilk nazil olan sure insanların kanlarıyla, kemikleriyle tenleriyle, ırklarıyla, dilleriyle birbirlerine üstünlük sağlayamayacaklarına işaret etmiş. Daha sonra Hucurat suresinde Rabbim bunu daha açık bir ifade ile inne ekrameküm indallahi etkâküm buyurmuş. Kendini beğenmiş malına güvenen kasasına yaslanarak büyüklük taslayan bir adam yolda yürürken herkes ayağa kalkıyormuş. Ama köşenin başında bir derviş ayağa kalkmamış. Niye kalkmıyorsun dediğinde niye kalkayım ki demiş. Bak herkes ayağa kalkıyor demiş. Tanımadın mı beni? Tanımaz olur muyum am? Sen Karnında gübre taşıyan bir adamsın. Zenginliğine güvenerek büyüklük taslıyorsun. Şu sırtında giydiğin kürke gelince onu hayvanın biri on yıl sırtında taşıdı, hayvanlıktan kurtulamadı demiş. Yani malımızla, makamımızla, mevkiimizle veya ırkımızla veya herhangi bir bölgede doğmamızla başkalarına üstünlük satma veya taslama yerine Allah Celle Celaluhu'nun kurallarına riayet ederek Allah katında değer kazanma, hakka hizmet ederek halka hizmet etme tarafına gitmemize işaret eder. Çünkü yaradan o, emreden o, hepimizin bir sudan meydana geldiğini yine ifade eden o Allah Celle Celalü çok cömert olduğunu bize ifade ediveriyor. Ve Rabbükel Ekram diyor. Çok cömert bir Allah Celle Celalü'dür o. Kan vermiş ki satın almaya kalksanız milyonlar ödüyorsunuz. Can vermiş. Ciğer vermiş. Kalp vermiş. Fakirin biri der ki bir gün bana hocam bana Allah hiçbir şey vermemiş. Git dedim organ mafyasının baş doktoru var bir tane onun yanına sana bir kıymet bitsin bakayımdır. Ayağından başlasın ciğerinden dalağından böbreğinden gözüne kadar trilyonlar. Hatta sen ihtiyaç hissedecek olursan trilyonlara da alamayacak kadar sen değerlisin. Allah Celle Celaluhu bunu bize veriyor. Onun için ve Rabbükel Ekram diyor. Bu ilk nazil olan ayet-i kerimeler bize iki defa oku kelimesini ifade ediyor. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak ikra tekrar bak burada ikra geliyor. İki defa okumaktan bahsediyor ve bir defa da kalemden bahsediyor. Bundan şuna da işaret edilmiş oluyor. Hani ayet-i kerimelerin tefsirinde biz doğrudan delalet eden manasına baktığımız gibi işaret eden manasına da bakıyoruz. İktiza eden manasına da bakıyoruz. Delalet ettiği manasına da bakıyoruz. İşaret ettiği manada çok okuyunuz. Okuduğunuz yazdığınızdan fazla olsun. Yani buradan hareketle konuşacak olursak iki defa okuyunuz, bir defa yazınız. Hani iki düşün bir söyle sözümüz var, atasözümüz var ya. İki oku sonra yaz. Veya çok oku. Yanlıştan, hatadan kurtulmanın yollarından biridir bu. Çok okumak İyice onu hazmetmek, içimizde harman etmek, sonra da insanlığın istifadesine sunmak için kaleme dikkatimizi çekiyor Allah Celle Celaluhu. Peki muhterem seyirciler. Kalem deyince biz neyi anlıyoruz? Kalem bilginin yazıya döken aletidir. Buna kara kalem düş diyebilirsiniz dolma kalem diyebilirsiniz. Tükenmez kalem diyebilirsiniz. Bilgisayar aletleri diyebilirsiniz. Bundan sonra hani bizim konuşup bilgisayarımızın yazacağı aletler gelecek. Ona da kalem diyoruz. Hazreti Adem kalemi biliyordu. Nereden anlıyoruz? Çünkü Hazreti Adem'e 10 sahife indi diye biz inanıyoruz sahifenin olduğu yerde kalem olur. Sayfa nasıldı onu bilemeyiz. Çamur levhalara eliyle yazdığını ifade eder Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyh. Ama kalem vardı. Kömürle yazılırdı, kara kalemle yazılırdı, efendim kartal kanadıyla yazılırdı, dolma kalemle yazıldı, tükenmez kalemle yazıldı, bilgisayarla yazılıyor ileride ne ile yazılacak onu bilemeyiz. Ama Rabbimiz kaleme dikkatimizi çekiyor. Zaten bundan sonra gelen sure kalem suresi. Adı üstünde kalem suresi. Bundan sonraki derste ona değineceğiz. Kaleme de sahip olalım. Çünkü ilmin, bilginin insanlık ailesine ulaştırılması ve yayması kalemle olmaktadır. Televizyonlar kalem görevi yapmaktadır. Radyolar kalem görevi yapmaktadırlar. Bu kaleme sahip olmamıza Allah Celle Celaluhu işaret etmektedir. İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem allemel insâne ma lem ya'lem O Allah insana bilmediğini öğretti diyor Allah Celle Celaluhu. Fıtratımıza bazı şeyleri programlamış Allah Celle Celaluhu. Hani nasıl ki kuzu dünyaya geliverdiğinde, bülbül yumurtadan çıkıverdiğinde fıtratının gereğini yapıyor. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu insanın da fıtratına, iyiye, doğruya doğru yönelmeyi fıtratımıza programlamış. Onun için ayet-i de. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا فُطْرَةَ اللّٰهِ اللَّت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Fıtratta olan dine yüzümüzü çevirmemizi istemektedir Rabbimiz. Sevgili Peygamberimiz de her doğan İslam fıtratı üzerine doğar veya bir rivayette fıtrat üzerine doğar. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam veya alel fıtrah buyurulmuş bir rivayette. O fıtratı bozmamanın yolu nasıl ki bedenimiz fıtrata uygun yaratılmıştır, gıdası da tabii olması gerekir ya. Aynen tenimiz ve canımız fıtrat üzere yaratılmıştır. Bu ruhun, bu canın da bozulmaması için Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallara uymamız gerekmektedir. İnsanlık ailesi ilmin de gelişmesiyle tabiata dönüyor. Yediği, içtiği, giydiği, oturduğu yerin tabii olmasına dikkat ediyor. Bu hareket bütün dünyaya yayılacak olursa ileride düşüncenin de rahmani olmasına, yani tabiatı yaradan Allah Celle Celaluhum sözüne doğru yürüyecektir insanlık ailesi. Zaten bunun emareleri ve işaretleri de var. Evrensel insani değerler sözü bugünlerde çokça tekrarlan tekrarlanmaya başladı. Evrensel insani değeri evreni yaradan koyabilir. İşte insanlık ailesi onu aramak için ilim adamlarımız, siyasilerimiz, dünya genelindeki siyasiler, strateji araştırma merkezleri bu tür araştırmalara ciddiyetle devam edecek olurlarsa gerçekten evreni yaratanın evrensel değerini bulacaklardır. Rabbimiz ayet-i kerimesinde devam ediyor. İkra ve rabbukel ekram. Elledi alleme bil kalem, allamel insane lem yalem. kella, kella. Kur'an'da nerede gelecek olursa öyle değil. Dur. Bir düşün. Öyle değil. Bir yanlışı düzeltme olayıdır. Ondan sonra gelecek olan e, olaya dikkat çekmedir. İnnel insane le yabra en raa hus inne ila rabbike ruc'a kendini müstağni kabul eden Allah'ın kelamından gönderdiği peygamberden müstağni kabul edenler yani benim Allah'a da ihtiyacım yok, peygambere de ihtiyacım yok diyenler var. O zaman vardı. Şimdi var. Bizim Kur'an'ın kurallarına ihtiyacımız yok sözünü söyleyen bundan 1400 sene önce söylenmiş bir sözü tekrar ederler. Bu konuda benim bir kitabım da var. Küfür cephesinde yeni bir şey yok diye. Yani küfür cephesinde söylenebilmiş düşünce bazımında söylenebilmiş sözlerin tamamının Kur'an-ı Kerim'den delillerini gösteriyorum. İyi sözlerse Peygamberler veya Rabbimiz tarafından söylenmiş sözlerdir. Kötü sözlerse Firavun tarafından, Nemrut tarafından, Ebu Cehil tarafından söylenmiş sözler olarak Kur'an-ı Kerim'den de kaynağını göstermiştim. Kişinin kibiri kendisinin geleceğini kapatmaktadır. Gideceği yeri unutturmaktadır. Her nefes alışverişinde ahiretteki yerine doğru, cehennemdeki yerine doğru gittiğinin farkına varamamaktadır. Bu da kendini müstahni kabul etmesinden. Yani kibirinden, kibir perdesiyle önünü örtmekten, kapatmaktan kaynaklanmaktadır. İnne ila rabbiker ruc'a. Dönüş Rabbine'dir diyor Allah Celle Celaluhu. Kimin dönüşü? Hepimizin. İnananın ve de inanmayanın dönüşü. Şu anda her nefes alış ve verişimizde ecelimizi getirmeye doğru ecelimize doğru gidiyoruz. Hani bir testere gibi alışımızda ömrümüzden tüketiyoruz, verişimizde de ömrümüzden tüketiyoruz. Aman efendim bunları hatırlamayalım. Hatırlayalım, hatırlayalım ama biz Rabbimize giderken üzülen insanlar değiliz ki. Rabbimize kul olmak için yaratılmışız. Onun dediklerini tutuyoruz. Bu dünya mülkünde kimseye zarar vermeden Rabbimin kurallarına uygun hareket ederek ona kavuşmak için koşuyoruz. Ayet-i kerime de öyle diyor zaten Rabbim. Ve særi'u ilâ mawfiratin min rabbikum ve cennetin. Bir başka ayet-i kerimede de ve sæbiquu ilâ mawfiratin min rabbikum ve cennetin. Rabb'in cennetine ve rahmetine doğru Müsabaka yapınız. Ve sabiku. Müsabaka yapınız. Yarış yapınız. Ama çelme takarak değil. Çelme takmadan yanınızdaki arkadaşın da sizinle beraber koşmasını sağlayarak 6 milyar insanın da bu koşuya katılmasını isteyerek Rabbimize doğru koşan insanlarız biz. Malına, mülküne ve de saltanatına güvenerek Kendini peygamberden ve Allah'ın kelamından müstani kabul edenlerin özelliklerinden birini Rabbim bize haber verir. Namazdan alıkoyarlar insanı diyor. Bir kulu, herhangi bir kulu namaz kılmaktan alıkoyar o. ''Era eytellezî yenhâ abdenizâ sallâ'' ''Era eyteinkâni alel hüdâ ev emara takva. Ya o doğru bir yolda ise, takva üzerinde ise öyle bir insanı alıkoyar bunlar diyor Allah Celle Celaluhu. Peki takva kelimesi ilk defa geçiyor burada. Takva nedir? Hazreti Ömer sormuş bunu. Takva nedir demiş. Cevap veren sahabi demiş ki Ömer dikenli bir arazidesin. Ayağında da ayakkabı yok. Nasıl yürürsün? Ayaklarım dikene basmasın diye dikensiz yerler ararsın ya. İşte yeryüzünde haramlara değmeden, midene haram indirmeden helal lokmalar aramak gözünü insanları rahatsız edecek bakışlardan uzak tutmak, elini harama uzatmaktan, kulağını yalan, gıybet ve iftira dinlemekten, dilini yalan söylemekten, iftira etmekten, gıybet etmekten uzak tutma ve bu dünya diyarında Allah'ın rızasını kazanacak işler yapmanın adına takva denir demiş. Hasan-ı Basri'ye sormuşlar rahmetullahi aleyhe. O da demiş ki takva en tüzeyyine zahirake lil halki ve batıneke lil hak. İçini hak için dışını halk için güzelleştirmendir, süslemendir demiş. Biz içimizi de dışımızı da güzelleştireceğiz. Dışımızın güzel olması için önce içimizin güzel olması lazım. İçimizin şirkten arınması gerekiyor. Sonra şirkin gereği olan bütün pisliklerden arınması gerekiyor. Ondan sonra da insanların gözünü, kulağını rahatsız edecek hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Elem ya ya'lem bi ennallâhi yera o Allah Celle Celaluhu gördüğünü bilmiyor mu? Muhterem seyirciler, her halimizi, her anımızı o Allah Celle Celaluhu görmektedir. Öyleyse 24 saatlik hayatımızın her saniye ve salisesinde hayatımızı kontrol altında tutacağız. Yapayalnız olduğumuz yerde dahi kötülük yapmayacağız insanlar görmeyebilir. Kanun adamları görmeyebilir. Ama Allah Celle Celaluhu görmektedir. Zaten kötülüklerin önlenebilmesi için her insanın yüreğine, gönlüne Allah inancı yerleştirilmelidir. Yoksa kanunlar ve kanun adamları her yerde olmayabilirler. Onların korkusuyla kötülüklerden uzak duranlar onların olmadığı yerde kötülük yapabilirler. Ama Allah'a iman her yerde o Allah bizimle beraberdir inancı içerisinde olursak kötülükleri yapamayız. Yani fotoğraf çektirir gibi yaşayalım. 24 saat fotoğraf çektirir gibi yaşayalım. Hani bir devlet dairesini düşünün, gizli kameraya alınacağını ve memurların bilmediğini. Fakat müdür beyin memurlarına haber verdiğini. Arkadaşlar e, gizli çekim yapılacaktır, dikkatli olun diye haber verdiğini düşünün. O dairede 8 saatlik çalışma ne kadar güzel işler. 24 saatimiz Rabbimiz tarafından denetilmekte ve gözetilmektedir. Onun için kimseye zarar verecek, gönlünü kıracak davranışlardan uzak durmamız bizim gerekmektedir. Sevgili Peygamberimize son ayet-i kerimeler, bu Alak suresinin son ayet-i kerimeleri müjde veriyor. Gönül rahatlığı veriyor. O Mekke parlamentosunun üyeleri, aynı zamanda yeraltı dünyasının da babaları, Ebu Cehil gibi adamlar, Ömer gibi adamlar, Ömer sonradan Müslüman oldu. O insanlar Peygamber Efendimize karşılar. Mekke parlamentosunun gücünü de arkalarına alarak sevgili Peygamberimize ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama Rabbim diyor ki: "Söyle onlara, çağırsınlar bütün parlamentolarını. Arkalarında ne kadar askeri ve ekonomik güçleri varsa çağırsınlar. Bir şey yapamazlar." biz de ahirette zebanilerimizle onların hesabını görürüz diyor. Peki bu dünyada e, Alak suresinde bu dünyada da zaferin müttekilere ait olduğunu Allah Celle Celaluhu bize haber verecek. Ama bize uyarı sevgili peygamberimizin şahsında Rabbim bizi uyarıyor. Sakın onlara itaat et. Yani malına güvenerek Allah'a baş kaldıran, her türlü kötülüğü yapan, iyi insanların iyiliğine engel olan bu insanlara itaat etme. Sen secde ederek Rabbine yaklaşmaya bak diyor Allah Celle Celaluhu. Gelecek dersimizde kalem suresiyle devam edeceğiz.